Fatih Bektaş Veli Dernek Başkanımız Hasan Meşeli dedemiz, sayın kurum ve kuruluşların müdür ve personeli, değerli muhtarların, değerli misafirler, sevgili Fethiyeliler. Her yıl düzenlemiş olduğumuz Muharrem ayı lokması ve aşure etkinliğine hoş geldiniz. Lokmada emeği geçen kurban sahipleri ve herkese teşekkür ederim. Herkesin Cenab-ı Allah yar ve yardımcısı olsun. Teşekkür ediyoruz muhtarımıza. Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Meşeli Beyefendi'nin konuşmaları. Sayın Kaymakamım, Sayın İl Müftüm, Hacı Bektaş Veli Vakfı Genel Başkanımız, kurumlarımızın amirleri, gönderi, mahalle muhtarlarımız, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, geleneksel olarak 6. sene düzenliyor olduğumuz Yazan Belediyesi Fethiye Halkı ve Muhtarlığı olarak Muharrem Lokması ve Aşure programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii iyi müftümüz Hacı Bektaş Veli Vakfı Genel Başkanımızın konuşmaları detaylarıyla Muharrem ayını, Kerbela olayını anlatıyor. Bizim fazla bir şey söylememize gerek kalmadı. Ancak İslam tarihinde inancımızda Muharrem ayının dört kutsal aydan biri olduğunu ve çok önemli olduğunu, Ramazan ayından sonraki en faziletli ayımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu ayın içerisinde yapılan ibadetlerin, tutulan oruçların Allah katında makbul olduğunu hepimiz yine biliyoruz. Ve Hazreti Adem'den Hazreti İsa'ya kadar 10 adet peygamberimizin bu ay içerisinde mucizelerle, vakalarla karşılaştığını da hepimiz biliyoruz. Bu olaylar sevindirici. Ancak biraz önce hem dedemizin hem de müftümüzün anlattığı bir olay var ki tabii Kerbela olayı bizleri her zaman üzer, her zaman tasalandırır. Ve Hazreti Hüseyin'le 72 yine Ehl-i Beyt mensubu imamın orada katledişi hangi düşüncede olursa olsun, hangi mezhepte olursa olsun eğer Müslümansa bütün bu Müslümanları üzmüştür. Hala bugün 14 asra yakındır geçen zamana rağmen tazeliğini korumaktadır. Evet, değerli canlar, değerli dostlar, bu Kerbela olaylarının yaşanmaması ama ne yazık ki hala Orta Doğu'da bu olaylar Müslümanlar arasında hala birbirlerinin boğazına sarılan inançlı insanlar var. Onlara da biz buradan ne diyelim, Allah akıl izan versin, birbirlerini boğazlamasınlar inşallah diyoruz. Böyle Allah'a niyaz ediyoruz. Ben bu programımızın özellikle birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını temenni ediyorum. Muharrem ayı dolayısıyla tutmuş olduğunuz oruçların, yapmış olduğunuz duaların kabul olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin de daim olmasını temenni ediyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Belediye Başkanım, değerli İl Müftüm, değerli vakıf ve derneklerimizin başkanları, kıymetli ilçe kurulu, çok değerli çocuklarım, hanımefendiler, beyefendiler, ben 17 Eylül 2018 günü Yazıhan Kaymakamlığı'nda göreve başladım. İlk geldiğim program Fethiye'deki aynı lokma ayrıydı. O gün de demiştim ki, buraya atandığımda çok memnun olmuştum, evet. Ama geldiğim ilk programda böylesine büyük bir birlik ve beraberlik görmekten ayrıca memnun.
Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'i almaya geldik. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sevgiyle, minnetle alıyorum. Ondan inşallah biz öyle güzel hizmetler edelim ki ondan inşallah haklarını bize helal etsinler. Çok teşekkür ediyorum. Yiyenlere nur olur, ekmeğimiz aşımız. Hacı Bektaş Veli, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Nimet-i Celilullah, beraket-i Halilullah, şefaat-i Ya Resulallah. Soframız hak sofrası, lokmamız Kevser suresinde Peygamberimizin soyunun ebter olmayacağını bir kez daha Kerbela'da tecelli ettirerek Hazreti Hüseyin'in evladı İmam Zeynel abidini kurtardığınız için şükür niyetiyle kestiğimiz kurbanların lokması, erenler evliyalar sofrası olan dolu geldi, dolu gider, arta eksilmeye, taşa dökülmeye, yiyenlere helal, yedirenlere delil ola, kazanıp getirenleri, pişirip getirenleri hak saklaya, hızır bekleye, matem İmam Hasan ve İmam Hüseyin ola, tuttuğumuz oruçları, çektiğimiz yağsız matemleri hak talaya kabul eyle. Kurbanlarımız Hazreti İbrahim'in kurbanı ola, aşuremiz Hazreti Nuh'un aşuresi ola. Ya Rabbi, üçlerin, beşlerin, yedilerin, 12 imamların, 14 masum ufakların, 17 kemer beslerin, 40'ların, pirimiz üstadımız, Mecmül azımız, Hazreti Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin, Erenler Sultanı, Seyyid Ali Sultan, namı Kızılderili'nin, Kerbela'da şehit düşen 72 şehadanın yüzü suyu hürmetine, devletimizin sözünü üstün, ordumuzun kılıcını keskin eyle Ya Rabbi. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim eyle Ya Rabbi. Gökten hayırlı rahmetler, yerden hayırlı bereketler ihsan eyle Ya Rabbi. Her türlü görünür görünmez kazalardan, belalardan, afetlerden muhafaza eyle Ya Rabbi. Dilde dileklerimizi, gönülden muratlarımıza vesile eyle Ya Rabbi. Duası bizden, kabul Allah'tan ola. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Kerbela'da şehit düşen İmam Hüseyin ve 72 yarenleri olmak üzere bu güzel vatanımızın kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla her gün canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizin ruhları için, bu dualara katılan kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhları için Allah rızası için el-Fatiha.